Ehl-i efendilerimizin, Firavuz Hüdavendi Yarın, Hazreti Mevlana'mızın, Piran efendilerimizin selamları, feyizleri, güzel keremleri hepimizin üzerlerimiz olsun. Şükürler. Her anlamda olsun. Sevgilisiyle iftar açar, sevgilisiyle muhabbet eder, sevgilisiyle yaşamını sürer, sevgilisiyle nefesi alıp verir. Onun dışında Allah olsun. Başka bir varlığı yoktur, bir zenginliği yoktur. Aşık olmayan kişiler kendini bulmamış, hakkı aramamış, hakkın dışında kalmış. Onların da iftarları, ekmek, peynir, çay, köfteler, etler, yemekler, bunlar da ne alır mısın? İftar ederler. Midelerini ne alır mısın? Zeynep'i kafasa doldururlar. Ondan sonra Peygamber Efendimiz ne kadar akıllı, yasaya kat-i teravih. Daha 20 rekat. Neye kat-i? O teravih. 20 rekat. 13 rekatsi 33 rekat. O 33 rekatta bulunan iftarı yemin etti kabasa, orada bir manevi simbol. Yatacak, kalkacak, yatacak, kalkacak, yatacak, kalkacak. Minde anlıyor musun? Ağzıma girecek, parçayı kurtaracak. Şimdi oraya gitmedi, teravih kılmadı. Yine sahurda tık kabasa. Minde doğru bir bakıyorsun, yarın nasıl? Kar sıkıştırmış, uyumuş. Bir şey gitti gazi. Mutlulara gitti gazi. Sanki yarın ölecek. Ona göre saldırırlar. Yeme. Midde boş kalırsa, akıl güzel yerlere verilirse, yaşamın maneviyatla mecbursa, o zaman senin her zaman risk olur. Peygamber Efendimiz selam olsun üzerinde. İnsanlara biraz merhamet dersin, aşık nedir hissetsinler ve yardımlarda yoksullara bulunsunlar. Ve çıkar bir bu ayda alıyor musun? Mal sahiplerini 40'te 1 sayacak hesabını şeyini zekat verecek. Ne yaptıysa çok güzel işler yaptı. Zaten kendisi baştan aşağıya akıl sahibi. Türlü akıl. Bütün bu cihanda insanların başındaki akıllar Hazreti Muhammed'in aklının cüz'ü. Şimdi bizler aklımızı büyütmemiz için neden anlıyorsun? Derler bulunur şimdi caminin huzuruna gidersin. Başını kesersin. Bak demiyorum her bu şekilde. Kâbe'ye insan. Orada anlıyorsun. Hazreti Muhammed Efendimiz'e selam olsun. Üzerine varlığını görürsün. Orayla anlıyorsun. Aklını yürütürsün. Orayı bulunca baş edersin. Artık kendi başını, kendi aklını kendinden uzaklaştırırsan. Eğer o akıl fayda vermiş olsaydı lüzum yoktu birbirine. Nasıl olsa aklın bana yetiyor. Görüyorsunuz, cahillerin peşinde bir sürü insan geliyor. Cidden dişi
içinde dizisi güzel, kravatı güzel. Bu ne çeken kişilere bakıyorsun? İnsan demek lazım bu şey. Sakarya'yı, Cümbesi, Şalvar'ı, başında Tüla. Hangi devredesin sen de ya? Hangi devredesin? Razı olsun. Dinlediği gideceğine, yenilikler icat edeceğine, insan toplumunu sıkıntıdan, üzüntüden kurtaracağına, bütün insanları birlikte, kardeşiyle davet edeceğine dinler dinlerdi. İşte her zaman diyorum, bütün bu kavgalar toplumun bir inancı var. Bir Allah var duygusunda. Oradan seyrediyor diye bizim fikirleri. Ona inanmaktadırlar. Ve böyle anlıyorsun. Belalardan, kötülüklerden kurtulamazlar. Şimdi ilk oku öğretmenleri de hep o Allah'tan söz eder. Ne yaparsan yap. Allah gafurdur, Allah rahimdir, Allah kerimdir. Sen tüyüme ettin, o affeder. Kimdir o? Onun arasında o kim? Ne deyle paşa? Sakın. Vallahi ne dedik lan? Sen bundan şunursun. Hemen bu sürü sarf eder. Neden sarf eder? O nakilci o kadar bilir. Hoş geldiniz. Bu yüzden anlıyoruz. Bütün camilerde, sohbetler, vaazlar ne sorulursa topluma hayatta Allah'tan sorulur. Şimdi gelelim buraya. Biz burada bir sefer, bir sayısı sefer. Bir insaf ederiz. Güzel güzel kafanıza yatsın. Ne israf ediyoruz biz burada? Gel bakalım Zafer. Diyoruz ki yaratıcı kainatı yarattı. Bütün varlıklarda seyretti. Zikredilmek. İstiyor anılsın, istiyor bilinsin, istiyor kim olduğunu toplum duysun. Baktı ki güneş, ay, yıldızlar bir nebze süremiyor. Nasıl kurmuşsa tavan tabakı lambaları süslemiş. Arafel elimizde yaktık demirler, kısarız, sülerler. Konuşmazlar. Seyrederler. Nasıl seyreder? Bizim yüzümüzden seyrederler. Cani diyeceğiz onlara. Yeryüzündeki varlıklar, onlar da ses çıkarmadı. Hayvanlar ses çıkarmadı. En sonunda yarattı insanı. İnsanlar yarattı kendini. İnsan yüzünden seyrediyor. İnsan diliyle hepsine isim verdi. Kendi ismini de Hokori bir ismi Allah'ymış. Allah. Şimdi Allah dediği zaman ürtülür. Bütün alemi kaplar. Allah. Ahmet dediğimiz zerre. Ben diyor bir zerreydim diyor. Kendimi ummana attım. Şimdi diyor umman olarak nasıl çıkarım zerrenin karşısına? Anlatamam kendimi ki. Ben oyum.
zerre sıfatıyla çıkıyorum, anlaş lazım. Doğru söz bu dinler şimdi ne söylemek istiyor? Allah şimdi zerre sıfatıyla gezi. Hepsine mabed edin. Açık verirse kendini. Ortalık karışacak. Karışmaması için. Bütün bilgilerle bakıyoruz. Bir noktada bir zerreden işliyor. Ve o halk arasında karışıyor. Halkdan geziyor bir arada. Onlar da yiyip içiyor. Onlar da oturuyor. Arada sırada kırıcı da konuşan bazı şeyler. Fıkralarda, müdannelerde. Kendileri gizler karşı tarafta sebaplarla bu kadar bu manilerde vermiş kendini. Bak arada sırada nasıl fıkralar söylüyor. Bir taş attırırken. Çıkmaz öyle kolay kolay derdi. Bütün yakalarına gider. Şimdi Ramazan ayındayız. Her soruya her zaman açıyoruz. Yeni aldığımız neydi? Sorular atın ortaya. Muhammed edelim. İnsan Muhammed'den aydınlanır. Zikirden aydınlanmaz. Namazdan aydınlanmaz. Kendi dilin dışında bir kitap okursan aydınlanamaz. Ama senin dilin ne yazıysa anlarsın. Hadi benim Muhammed'im. Dedeciğim, kap dediniz ya. Kap. Kap. Kap aynı zamanda akıl mıdır? Kap akıl mı demek? Yok. Bir tane daha sorabilir miyim? Demek ki akıl değil senin. Dur benim canım. Şimdi akıl bütün nimetlerin en büyük. Kalkıp anlarsın, dinlersin. Her şey hoşuna gider. Bir yerde anlarsın. Sözler taşkınlık yapar. Senin kafanda, vücutta sıkıntı verir. İşte şimdi kavgarlık neden? Sabrı öğrenmedin. Sabredeceksin. Bitsin karşı taraftaki sözler. Baktın cevabıyorsun, sarmadı. Almadı kapı sana. Sardıysa kapı biraz genişletme demektir. İstersen biraz daha karşı taraf konuşsun. İsyan etmesin. Bağırmasın, çağırmasın. Halbuki vücutlar hepimizin diyelim aynı. Mevlana selam olsun üzerinden. Verdiğim. Verdiğim meslamı biri diyelim. Kilo bakımında 65 bu şey yatan Mevlana ise 50 kusur kilolarda bir yasakta vücut küçülmüş. Ama iç alemi o kadar geniş ki dünya zerre kalıyor. Bak şimdi bir su sakinliği nereden bizi neşat etmek için. Denizde diyor, geminin diyor, yürüdüğünü görüyorsun diyor. Geminin içinde diyor, sayısız denizleri göremiyorsun. Şimdi denizden maksat ruhaniyettir. Benim içimde ne denizler var, ne gemiler var, onları bilemiyorsun. Neden şimdi? Çok bilgini dinliyoruz. Ama o aklının ağzını sayısız bilgi ikram ediyor. Ruhumuza sayısız besin geliyor. Ve ruhumuza en güzel şekilde hitap ediyor. Ruhumuz
yaptığımız bölüm nedir bilmiyor. O böyle biraz kulaklarımızı güzel mi? Tıkıyor, dinletemiyor kendilerini. Adamlar, bu yüzden dünya yüzüne en güzel dini sarf eden konuşmaları yapan ses tonu da hoş Hazreti Muhammed. Yeni dedik, sonra Mevlandı. Şems-i Tebriz birini manada biliyor, birini ayında biliyor. Ne diyor? Dünya yüzüne en güzel dini sarf eden, en hoş, sayısız güzel bilgiler sunan, selam olsun üzerine Hazreti Muhammed. Ona karşı kim bir özlemin varsa resim medreseye Mevlana'yı dinlesin. Hiçbir farkları yok bir görümde. Elbise farkı var. Muhammed orta boyluydu. Mevlana biraz daha uzun boyluydu. Başka bir şey yok. Kavgar da ikisinde aynı mal satırı. Şimdi sen bulmuşsun üzüm, bulmuşsun kaynağı, bulmuşsun katırlı onların akımını, ne işe var bir milyar denedi desin. Tesirin o arada bizim çoksa, istersen biraz ondan fazla para yok kasasında. Ne yaparsın, yapamazsın sen o arada. Dışarıda konuşamazsın istediğin. Verdi o kadar. Ne diyorlar? Sormamış, konuşmamış. Efendi ne söylerse bilmiyor. Allah Allah. Efendinin günü dokudur. Bunun gibi hitap ediyor. Sorsam da bir şey veremem. İsterseniz fıkra konuşalım, fıkrada konuşalım. Fıkralarda da mana var. Her türlü muhabbete varız. Evlatlarım onlar resmi olmamış. Samimi olur. Onlar büyüsünler. Resmi olduktan sonra ne kıymeti var ki? Rahat nefes alamayacağım. Koşamayacak, oynayamayacak. Allah Allah. Hazreti Muhammed selam olsun üzerine. Çok kalenderli peygamber. İmam Ali o şekil. Cenab-ı Mevlam da o şekil. Hepsi kalender, çocuklarla çocuk. Büyüklerle büyük, ortayla orta. Katiyen denmek, işsiz vermemiş. Şimdi Mevlana yolda gibi. Ne de müzikten hani, ne bir şekerleri. Nerede çocuklar olunca, ne onlara gidiyor şekerleri, ne bir şekerleri. Gözünde çelik çomak oynuyor çocuklar. Yine Mevlana yolda gibi. Bırakmışlar o yeni. O şeyle Mevlana'nın evini düşsünler. Şimdi birinin evinde kalmış hem çelik hem sofa. Kuracık'ta arkadaşlar dağıtacak. Bağırıyor Mevlana'ya. Ya Mevlana diyor, bekle diyor, beni diyor, kurayım çelikimi diyor. Sofa gibi ben de geleceğim evini yapayım. Mevlana diyor, hiç acele etme yavrum, seni bekliyorum. Acele etme, düz mü kursun şeyini, şeyini bekleyin. Bir Ermeni kasabı da, Mevlana'nın ayakta durduğu yerde, cadde kenarında, dükkanda, bu manzarayı seyredi. Mevlana nasıl çocuklarla çocuk. En büyük birer Mevlana onlara, biri hediye derdi, şekerlerini, benim birbirlerini, üpeyi yanaklarından, başlarından, tekrar onları oyuna sürdü.
işte Şezbe'dir. Şimdi kasabın da başında o Şezbe. Bu hal nedir demiş usta. Durdum demiş. Çok bildim, çok insan. Yaşamın, yaşantısından mı? Seni bilim, seni görmek. Çocuklar çocuksu, ortayla ortaz mı? Büyükle büyüksü. Şimdi Allah diyelim. Hazreti Muhammed, selam olsun üzerine. Bir koyuz. Ürtüyü yeni çıkar, zati. Ne dedi? Ben bütün alemden rahmet olarak geldim. Rahmetin manası, ben başkana şeye merhametim. Ne yapsanız bana, benden çirkin bir şey bulamazsınız. Şefkat bulursunuz, güzellik bulursunuz. Ne için geldin sen bu aleme ya Muhammed? İnsanlık doğumunu, insanlara ekmek. Bir kişinin gönlünde yer almak için ne? Ve vazife tutulmuşsun. Gönüllerde yer alalım. Ve anlıyorsun, güzel bir dille anılalım. Yeterken sonra arkamızdan rahmetle ansınlar. Topluma ne edebilirsek sevgi aşı yapalım. Sevgi aşı yapalım mı? Hakikatte güneş soluyorsun onlara başlıklar. Dünyaları güneşli oluyor. Sevgi güneşi andırır. Çin dışarı bir sürü güneşsiz. Güneşsiz bir dünyada ne mahsul beklersen yüzlere basın. Allah öyle dedi, Allah öyle. Otur dinle kanallarda. Şuradan bozulur, buradan bozulur, bilenlerden bozulur. Böyle. Anlatan mısın? Mantık dışı şeylerden olur. Sinan şeyi var idi. Rahmetli. Şurada ismi Şeray babaydı. Kendisi anlatan mısın? Niyazi dedemin, sevazenlerinden, dedemin dedesi var. Hakkı dedemin babasıyla yaşıyor. Üsküp Memlili semanesinde, Memlivanesinde sema edermiş. Ama adam, tasavvufi bilgilerini indirmiş ruhuna. Yani satışı da güzel, rahat tutursa. Ramazan'da iftara yakın yarım saat çıkıp peynir alacak. Cümbesi üstünde, tacı başında. Geri bakar bu canına. Uzadı parmağını peynire. Dütülü ağzına. Bakal çıldırı. Ne yapıyorsun şababa diyor. Oruç gittik diyor. Düşünmüyor musun ki namaza? Düşünüyorum demiş. Benim orucum demiş, sizin orucunuz kadar demiş, zayıf değil demiş. Çok düştü demiş. Ve bir damla peynirden bozulmasın. Bakıyorum demiş, beni kazıklamazsınız. İftar saatinde peynir iyi midir, bir midir, alacağım iftar açık. İnsanların akıllarını karıştırıyor. Yapılmış. 70 sene önce şimdi savaşa çıkar. Bu yüzden anlıyor musun? Sen kalkarsın, savunmayı yaparsın, korucunu iptarsın. Ama yalandan, dolandan, isyandan, küfürden kendini hiç arındırma duruyorsun. Niye bari? Başkasından incitmemeye çalışır.
sevgilisinden söz eder. İftarı odur, yaşamı odur. Gidişi de odur. Böyle anlamı söyleyin. Kendini ayakta tutar. Şimdi adam ki Hazreti Muhammed selamımızın üzerine Allah'ın sevgilisi. Dikkat edelim. Demek ki çok güzeldi. Allah ona aşık olmuş. Ve bütün kainatı onun yüzü hürmetine yaratmış. Biz niye sevmeyiz Muhammed'i? Neden biz de aşık olmayız? Kıskandıralım biraz Allah'ı ya. Biz de sevelim sevgilisi doğru. Bak bakalım ortada ne kadar güzel bu iş. Ramazan'da bu laflar oluyor. Ramazan işte kutup konuşuyoruz. Enes sende soru vardı. Buyurun bakalım. Evet Fatih. Ramazan teki böyle. Ne bilirler bu şekilde. Ama mevlidiler, bizim dışımızda mevlidi yok. Gidersin o şeye. Karagöl'de, orada Tuğri yürüyorsun. Sadece bırakmış. Halbette bir gün gelmiş mevlidiydi. Dedeciğim, bir sohbetinizde demiştiniz ki, Hazreti Mevlana Şems'i bir yakaladı, ona bir daha da bırakmadı, hiçbir yere kaçamasın. Evet. Bir sema ayininde de söz var. Hazreti Mevlana Şems Hazretlerine hitaben diyor ki, aşıktan kaçan ey efendi. Nasıl? Aşıktan kaçan ey efendi diye hitap ediyor Şems Hazretlerine. Maşuk aşıktan neden kaçar dedem? Neden kaçar? Yani yakalarsa aşık. Artık maşığın kimliği kalmaz. Artık aşık çıkar ortaya maşık. Onun için o isteği biraz daha muhabbet etsin. Daha bazı şeyler konuşsun etsin. Biliyor ki onun tuzağına düşerse artık bitti. İşte bu yüzden memlilikle alınır verilmez. Bu yakaları gidemedi diye. Dedeciğim o zaman yakalanmak istiyor maşuk. Yani maşuk. Yine maşuğa, ya maşuğun kararı. Zaten yakalanmak istediği şimdi, zaman yakalanıyor. Yani. Şu şekilde yakalanmak istiyor. Ara kendi bende seni. Kendi bende seni arayın. Ben dedi şimdi birini aramıyor. Şimdi misal olarak boyanın dışında bir sürü şeyler var. Bizler, kotoriler. Bunlar anlıyor musun? Kendi kimliğinden haberi yok. Yolcuya nasıl kimlik verir? İşte bu yüzden anlıyor musun? Ortalık berbat. Berbat. Can borcası daha düzgün konuşuyor. O biraz daha berbat konuşuyor. Meleke tutulmuş. Çalmasına, cümbesine, bilmemesine, ceviz zikirlerine hayran oluyorlar. Ne var şeyler? Allah sağırdık. Bağırır. Onların aklını karıştıracak, ettirecek, kendine çekecek. Bazen otururdum yasihanede, gelirdiler. Zaten hepsi harbeti sayılır. Kadrisi, Rufayisi, Cerayisi, Yunanisi bunlar temeli harbet ederler hepsi. Onlara takılırdım. Sizin yüzünüzden kulaklarım ışıklıyor. Neden? Çok ceviz zikirler yaptınız, Allah'a sığar ettiniz dedim. Ben çocuklar Allah'ımda kor. Açmadan ağzını duyayı süsüme. Ama sizin Allah biraz anlıyor musun? Duymuyor, etmiyor. Bağır bakalım. Bir de kalkarlar kıyam zikir. Ay, Allah, ay.
onu neden kalkarlar kıyam zikire? Abdülkadir Geylani, selam olsun üzerine. Bakay girmişlerini sofrada çok yiyiler. Siliyler, süpürüyler, ne bulursalar. Bunlar bu yemekle hiçbir zaman iç aleminin güzelliklerine ulaşamazlar. Hemen Arif Hanım demiş, ya çok iyi yaşayın, sabırlı ol. Biraz sonra bunların yediklerini hepsini yakacak. Kaldırı kıyam zikine, 3-4 saat. Şimdi mevlevilere gelince, mevlevilerin sofraları kibardır. Tuz, ekmek, biraz beygir, pilav, etler, mekler, bol şeyler yok. Sormuşlar Mevlana'ya. Sema. Sema zenler, tok karnına mı sema ederler? Yok dedi, aç karnına. Mevlana da dün demiş, ne demiş? Dur iken mi ses çıkarır? Boş iken mi ses çıkarır? Demişler, boş iken. İçinde onun sazları, zamanları, kalsaymış işleri, ne kadar ikimsen ses çıkmaz. Bak ne gidiyor, boşken ses çıkarır. Sema zenler ama da mümkünleri boştur. Onun için semaları da düzgün. Sürüklemiyor yemeklere. Hatta Mevlana selam olsun üzerine bak, balık sofrasına koydurmamış. Bu kadara kadar zariftir. Yemesi de, giyemi de, gezmesi de, konuşması da, her şeyinde ayrı ayrı bir güzellik vardır. Kavarlığa hiç yer yok, hiç yer yok. O kadar anlarımsa Resulullah'ın takdirini yapıyordu ki Mevlana olmaz derecede. Şimdi alalım Ali, yürüyor, yürüyor. Herkes sana dünya yürüyor. Beş tane vurmayın. Lafla da buraya koy. Evde bir çorba var senin. İyi ama onun gücüne kimse yetişemedi. Dünü dediler yarın seni görmedik. Dünya varlıklarından kendini besene koyasın. Çok hafif şeyler yiyorsun. Bu paziler nereden? Bu yapı. İşte verdiğin cevap. Benim diyor gıdam manevi gıdadır diyor. Allah ile besleniyor. Eğer kalsaydım diyor ekmeğe, kuzi otuna, deve otuna. Benim de gücüm sizin kadar olur, birbirine yenilirdim. Ama yediğim gıda, manevi gıda olduğu için diyor güç oradan geliyor. İnsan en güzel bir varlık, en zarif bir varlık, en narin bir varlık. Bir bakıyorsun bu kelimelerin arkasında Allah o elbisede gizlenmiş, onun için anlamışsın, poşeti çıkmış. Kabalığa vermemiş kendini, Al Hazreti Muhammed'i. Yüz günde bir lokma etti, hep oruçlu bizi. Ama güçlü yerinde. Karın yok, en tersi düzgün dursun.
koymuş taş karnına. Sıkmış. Bu şekilde entalet düşüyor. Mevlana ya, o da yüzünde biliyor. Bunları anlıyorsun kendilerini. Toprak evlatlarına meyillendirmediler. Dilek anlıyorsun kainatı yaratana meyillendiler ve o oldular. Kendileri de onlar. Geziyor. Toplumda. Nereye kocamlardan da selam olsun bize. Benim yüzümde dünya bir cennettir. Bütün dünyadaki varlıkları inşaat edemem diyor. Kurtaramam diyor. Kocamam buradan. Geldim bir iki kişiyi kurtarmaya. Hazreti Peygamber'den ne diyorum? Günün her dakikasında ismi anılır ama kendi varlığı ağırlığı bir vaniye dünyamızda belki 10 kişide yaşar. Orada tarafları boş etsin. Burada biz hep açık konuştuk. Şahadetler boş. Denilen sözler tutulmuyor. Yaşanmıyor. Lafta düşünün. Lafta. Hazreti Muhammed devrinde en kaba işi işleyen Ömer oldu. Sen derdin Hazreti Muhammed'e. Niye gitmişti desen. Kılıç indirecek boynun Hazreti Muhammed'e. Kız kardeşi Müslüman değilmiş. Kur'an okuyacak. Yakalar diyetti. Dedi ben Ömer diye. Hazreti Muhammed'e. Hazreti Peygamber dersin. Hiç anlamışsın. Önünü kesmeyin. Onları bitirir. Sembali kalpler bitirir. Asal. Gelsin. Tam yaklaşıyor Resulullah'ın çadırına, hali değişiyor. Birdenbire. Biri için selam veriyor. Hemen mükemmel. Resulü Hazreti Muhammed talkın ediyor. Kendi yolunu, insanlık yolunu kabul ediyor. Şehadet getiriyor, söz veriyor. Bir vakitten sonra oradan ayrılıyor. En büyük kabalık yapıyor. Ne yapıyor? Gidiyor eve, babasının boynuna kılıç indiriyor. Kesin babasının başı. Onun için isterim her zaman hakikatler bilinsin, dürtülsün ona göre. Kime diyeceksin Hazret? Değilse sen bu sözü. Hazreti Ali Efendimiz'e Hazreti Efendimiz'e Osman'a da değil biraz. Yoktu bir hatası. Yaşlıydı. Çok akıllıydı. Hazreti Peygamber'e deve delilerinde oralarda buralarda yazılan Kur'an-ı ayetlerini o topladı. Kitap haline getirdi. Kur'an-ı Kerim'i o yaptı kitap. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz selam olsun üzerine Osman bizim Kur'an okurken katledildi. Katledildiği zaman hemen Hasan Hüseyin cami önünde oynaydılar çocuklara. Bu vakayı görünce koştular babalarına. Söylediler. Hazreti Ali Efendimiz çıplak ayaklarla evden camiye koşmakla koyuldu.
Ve Hasan'a da Hüseyin'e de dedi. Keşke sizin başınıza bu vaka gelseydi de Osman'a bir şey olmasaydı. Bu kadara kadar koruyu Resulullah'ın nefesini yapacak. Ne zaman geldi? Osman Hüseyin'in kapatıldığı yere orada Hatapoğlu Ömer'le Mali Garder bir iş yapabilirler. İkisi de yani deli dolu silahla güçlü. İşte Hazreti Ali selam olsun üzerine. İkisinin ortası rahatlıyor. Ömer'in alnına sağ elle vuruyor. Mali Garder'in yüksüne sol elle. İkisi de bütüsünde bir şey ya. Ömer demiş acaba kaya mı geldi kafada? Mali Garder'in. Bak orada gösteriyor. Manimiz gücünü Hazreti Ali kimdir? Onları birbirine katil buldum tabi. Yani tarihe karşı zaman edin aşağı derinine kadar. Bunlar kendisi dedim Osman Kur'an okurken katil buldu. Ömer de namazda şezbede ateş prensler dışarı ilçe omuzlara sırayı verdi. Onu da camide kestiler. Kim bu ateşperestler? İranlılar. Daha tam manasıyla iman etmemiştiler. Ömer İran'ı aldı. Bozgunu uğrattı. Ateşperestleri. Oradan anlıyorsun. Kim beslediler? Ebu Bekir'i sıktık. Kendi yaşamını. Hazreti Ali Efendimiz'e evlat dedi. Başka tutuldu. O şezdede babasının başına kılıç indirdi. Evet. Dedim şimdi gene dönelim. Ev, hanım, mal, evlat, fitne de diyor. Şimdi buraya dönüp fitne yine evlat öldü dünyada. En vakti evladı şu fitneye, demek ki evlatlar da korkmak lazım, şimdi orada sonunda. Size bir yorum yapmayalım, tabi bunlar vardı, rahat olun kızına. Şimdi neden diyeceksen? Nurşem, çölde bulundu. Peygamberin huzuruna getirildi. Çocuk, 20 günde, 15 yıllı bir çocuk. Peygamber Efendimiz, onu birine evlatlık vermek istiyor. Kimse anlaşmıyor. Kimse kabul etmiyor. Hazreti Ali yanlış yok. Tekrar anlıyor musun? Sonra Ekrem açın bu yukarıda çıkmaları. Biraz Yusuf'un sevaysınlar da serinlenir. Ondan sonra Ali abi dur. Yine sonra yine ilgili kabul etmeyin. Yine Hazreti Ali. Yine üçüncü sefer ve kulağına eğiliyor. Ali çağır. Bu çocuğu bir sarar vermek istemez.
istemeyen bana kılıçını vereceğim. Acı çekmeden. Bundan başa ne ayırman için mesul olur. Ah sen bu zamanında. Hocam kendini yerlere kattı. Ağlay, sızlay. Sofraya oturmay. Allah. Maksada söz verecek bunlar. Hocam. Sensiz ben cennete girmeyiz. Bu vaka olursa da cennete girmeyiz. Ama sen bunu kasten yapmayız. Başka tutulup aklın başından gidecek. Yapacağız. Zaman geçiyor adam. İşte Şamvalisi Maviye. Kutamayız bunu. Güzel bir kadın çıkarttığım Hüseyin'in karşısında. Hüseyin'in önünde başlamıştı. Aldı aklını, arkadaş oldu da. Arkadaşla bir yer dedi. Başka demişti, başka demişince. Hüseyin evlenmek istedi. O da bir şarkı dedi. Babalığın ortadan kaldırsa, ben sana eş olurum. Kaldırmasa, eş olmam diyor. Çünkü o benim iki kardeşimi savaşta kesti. Senin baba. İntikam olacak. Kalk da aldın bu sünneyi kalbi. Gel hızı. Bugün değil. Ben bunu yapamam. Koştum Mustafa'yı. Yapamazsan dedi, ben de sana varmam. Dayanamadı. Yine gitti utanmaya. Beni dedi, yaşatmazlar dedi. Nasıl olacak bu iş dedi. Olsun dedi, yaşatmasınlar. O bir annemle beraber evli oluruz. Aldı aklını sus. Çocuk da kalktı kırdaniye, çürfene, fakire nasip oldu. O camiye gittim. Şezdetti yeni. Şezdetti Hazreti Ali Efendimiz. Onun burada evi de vardı bizim. Kuyu da kazmış. Onun kuyusundan da su aldı işte nasip oldu. Caminin bahçesinde Hazreti Peygamber, Hazreti Ali ve Ali Bey Efendilerimiz hep orada beraber otururmuşlar, Resulullah muhabbet açarmış o konularda. O bahçede nur kimsini inşa etmiş. Yani sonradan orada bir kubur var, bir türbe. O da Ebu Müslüm'ün İmam Hüseyin Efendimiz'e komutanına kuburu o yatar orada. Tebaküsü. Onun iki oğlu da ayrılmadı babasından. Babayla beraber şehit oldular. 27 yaşında, 25
arasındaki sevginin marifetine kapı kimi açık. Çok sevgiler birbirine bir değil. İşi düşmüş ayrılmışlar. Şimdi sevgilisi çarşıda bitirmiş işini gelmiş çalayı kapısını sevgilisi. Sevgilisi içeriden kim o? Dışarıdan benim. Buyurlar mı? Yok. Allah ki. Allah Allah. Biz bilmiyoruz değil mi sevgiliyoruz? Çılgınlar diyor. Ne oldu bana ya? Kimsenin alı kalkıyor. Çıkıyor. Yeni bulaşıyor, dolaşıyor. Akşam oldu. Kim o? Jeton düşmek. Düşmek geçiyor aradan. Yine geliyor. Kim o? Senin. Hoş geldin ben. Sen şimdi teslim ol da. Bak bakalım anlıyoruz. İtibariymiş. Zafer anlıyorsun değil mi? Anlattığınız hikayede hani kapıya geliyor ancak sen ben senin dediğin zaman kapı açılıyor. Şimdi seyri sülükte de siz seyri sülükleri anlatırken o kapıya dayanacaksın, o kapıyı çalacaksın diyorsunuz. Evet. Şimdi mesela o kapıyı çalarken açılmamasının sebebi yani hep benim dememizden kaynaklanıyor o zaman, değil mi? Seyri sülükte. Pislemeyiz yok. Akıl ben birisinin olan. Akıl başka yerde, sevgi başka yerde. Şimdi ben size hepinize yeniden sesleniyorum. Seyri sülükler 66'ya düşsün. Bunu da yapamazsanız mevlevi saymayayım sizi. Aşkınız büyükse devam edin. Çünkü perdeyi kaldırın hepsi uykuda. Zikir başka yerden değil, sabaha kadar uyumuyorum. Allah hareketler ortalığı yakıyor. Bizimkiler dünyada en zengin vardır geceden. Aşık bekleyemez gece. Artık dünya işleri bitmiştir. Sarılır sevgisine. Sabah da gelir ustanın karşısına. Bir sürü güzel manalar. Ustanıyla çıkmışlar dola. Geçmiş Mevlam'a gitmişler. Geçmiş Muhammed'e gitmişler. Geçmiş Eylül'e efendilerimize Ali'ye. Onların anlıyorsun manevi sofralarında oturmuşlar. Oradaki suhbetlerinden yemişler. Gülüne göre ayetler duymuşlar. Ama yok yeter yok. Onları da konuşalım. Mana ne demektir? Şehrin diyorsun. Şehrinden anlıyorsun yola çıkmışsın. Cenab-ı Hakk'ın meydanına gitmişim. Yok da canlıyorsun. Hazreti Muhammed'in de sonu. O sürekler geçmiş sürekler görünecek. Sabah kalkacaksın tüm gibi. Yani yataktan çıkmak istemeyeceksin. Neden? Hep bu güzelliklerle kalman isteyeceksin. Ama yok artık. Mahşere uyandım. Gün mahşerden artık. Herkes fermanı peşine. İsten de koşacağım fermanı peşine, işine. Kimseye el uzatmayasın.
var bazılarında 30 bin verilmiş. Bu dişide akıl kalması, neler alırsa zikretsem 30 bin. Yani hiç, daha hiç sabah yüklü. Ama cahitler bile yüklüydü. Biz sizlere 366 verdim. 366 kadar olmaz. Neden verdim? Kur'an-ı Kerim 366 sayfadır. Her gece bir atom sayırsa, her sayfa sana kaldı. Şimdi başta Hazreti Muhammed Efendimiz, İmam Ali Efendimiz, Nebaviler Efendimiz, onların sıfatları bendedir. Zikir yaparken merak beni yapar. Allah derken beni merak eder. Bana seslenir. Çıkma benim dışında arayasında Allah. Yine kalırsın boşlukta. Bu kadar açık oluyoruz. Ondan sonra bu perde arkasında göreceksiniz neler varmış. Öyle bir kişi istiyorum ki yarın burada otursun. Cisim benim. Buradakileri anlıyor musun? Hepsine. Benim bir yüzünü birer tutsun, birine tatlı tutsun. Birlikten, kardeşlikten, sevgiden, insanlıktan söz etsin. Kalkmasın herhalde Allah'tan söz etsin. Geçmiş peygamberler bunlar konuşsun, konuşurlar. Masaldır hepsi. Masal olmasaydı demezdi. Hazreti Muhammed selam olsun üzerine. Beni kendime bende eden, ruh eden, denilmiş geçmiş bütün peygamberlerden İşte Hazreti Muhammed kendi devrimiş bu sürüsü dedi ya, onlardan pazarı yok. Kendisi o. Hepsi onun ışığıyla yola çıktılar. Hepsi onun da şefaatçisi ile Resulü'ne. Kainatın şefaatçisi. Şefaati kime verdi? Piran efendilerimize. Memnun-i Kâmil'e. Yol kısmına kendilerini bina arasınlar. Beklesinler. Mürşidini oradan işleyecekler. Şefaat edecek, alacak. O bir alet. Biz burada açıklıyoruz Mevlana. Kime gitti? Şems'e. O devirde güçlü bildiğin tasavvuf eri kim idi? Şehzadettin Efendi. Dünya yüzüne cennet yapmış. Biraz daha onları değişikti Şehzadettin Efendi. Kullanırlar bazı şeyler geçerdi dermişler kendilerinde. Kendi gönül alemlerini dinlerdi. Geliyorum evlerden huzuruna. İşte Mevlana. Şifa için geldiysen, şifa sizin olsun. Nurun, nurla kavuşmasına bir soğan zahresi kadar mesafe kalmış. Hakim rahmetine ulaştığım zaman, siz benim cenazemi kaldırabilirsiniz. Sesleniyorum. İster misin? Sabah çıkıyorlar. Hep yine tavuklar getirdiler.
Tam niyetleri önüne baksın önünde Hazreti Muhammed. O kadar. Yüzünden sayısız melek inmiş. Hepsi mavi arkada. Yedi ağzında tahta ilişkiler çıkardı ayrı hesapta. Saadetini Konya'ya geçti. İmam Mehmet'e onun yüzleri gün çakılmış. Tüm bahçı bırakılmış. Bu gördü. Evet. Sorusu olan var. Diyor ki en kolay yer kaydolur dertlere. Mesela şimdi kaydolur dertlere bitti diyor. Tamam dertlere kaydolur tamam. Ben senin dertlerim. Bitti mi? Biz de ileride açalım. Şey, teslim edemez açalım da bu ileri sözüne. Namın sallı her yerde kaybolu kertleri. Bitti iş. Şimdi kişi anlıyorsa o nefesi yazan kendisini söyleyeyim. Mesela olarak bu acı sıkı tuttum deniz böyle yamanında. Ama o senin bir şey. Ben değil ben söylemem onu. Tamam da o söylüyormuş o kaybolmuş. Şimdi o öbürleri de hava atmasın. Hava atıyorlar şimdi kolay geliyor. Kaydolun defterini de tamam. Defteri koy, koy cebine dursun. Evet, buyurun. Dedeciğim, ancak çok büyük bir aşk bizim cüz'i aklımızı yakar. Çok büyük bir aşk olması lazım değil mi? Cüz'i aklımızın yanması için. Şimdi buradan sonra aşkın büyüğü bir cüz'i yoktur. Kalk denir, büyüğüdür aşk değilsin. Sen akıllı kaptırsın şimdi aşk. Küçük diye senin aklını. Aşk demek seni senden almış. Sen de akıl bırakmamış. Bütün vücudunun her zerresini sarmış. Aşk buna derler. İşte Mevlana. Aşık yoktur bu alemde. Maşuk var. Hem aşık hem maşuk. Bu alemde olmuş olsa ikilik sayılır. Şimdi maşuk kadar üstündür, aşık kadar üstündür. Aşık olmasaydı maşukun güzelliği çıkmazdı ortaya. Aşık ortaya yok oldu. Bir bakıyorsun güzel çıktı ortaya maşuk. Hiç yer yok. İşte Hazreti Muhammed Efendimiz'e selam olsun senle. Evliyaullah diyoruz. Ne dedi Hazreti Muhammed? Benden sonra ben özlemedim gelmiş geçmiş peygamberleri. Ebabetine kadar sevgi sunacaklar bana diyor. Sevgi sunduktan sonra her gün bu üçlülerle birbiriyle hep beni zikrediler. Ben de duyduğumla konuştular. Ben de merhamete gelip onların rüyalarına kapları taşıdığı kadar hakiki yüzünü gösteriyor. Gösterdiğim zaman diyor onlar yarın nasıl benim güzel yüzümü gülüyorlar. Bana meftun oldular. Her yerde benden söz ettiler. Benim güzelliğimi dile getirdiler. İşte anlıyorsun. Bunlar benim o yüzümü gördükten sonra benimle nikah kıyayım. Evleniyorlar benimle. Ve isimlerini alırlar. Evliyaullah. Allah ile evlendik. Oradan söz ettiler.
Bağda çok kalabalık görünür sayıda. Tavaya koydun mu diyor, sayı kalkar, hepsi pekmez okunur diyor. Evliyalar da böyledir. Hepsi Muhammed okunur. Ama yok. Hepsi 1445'te belki Muhammed hepsi sinyalde sus. Bazen Muhammed öyle diyorum, ne konuşalım ne? Gülmüş olsam konuşacağım. Biz gülmüşüz, sen gülmüşsün, ne konuşacaksın ben ki? Yarın yapalım konuşacağım. Durun ya da bu bakalım. Gider misin Musa'ya, gider misin İsa'ya, gider misin Sokrat'a, gider misin Konfüçyüs'e, gider misin Eflatun'a, gitmez. Ama bunu görmedim, gidiyse ne diyelim, gel bakalım. Aşk nedir bilmeyene gülegan olur diyor. Nasıl? Aşk nedir bilmeyene ona gülegan olur diyor. Aşkı bilmeyen güler olur diyor. Güler diyor musun? Aşkı bilmeyene anlar mısın? Aşk ona güler. Sevgiden haberi yok. Yesen, gitsen, tuvalet edilsen, harcet yapsın, yatsın, kalksın. Ne hayvandan bir farkı yok ki. Hayvanlarda aşk yoktur, ister. O insana vermiş. Bak Tanrı. Baştan aşağıya aşık Tanrı. Pekala diye sureti yok mu? Var diye. Sureti kim? Hazreti Muhammed.
bize bazen. Göremeyiz yüzünü aldık bunu. Bir güneşe bakabilir misin? Neden görüyor Mevlana? O güneşin diyor arkasında Muhammed'in yüzüdür. Hadi bakalım güneşin diyor. İstesin güneşin ya. Geç o ışığın sonuna. Karmaşık yüzlerim ya. Sahabeyle 70 kıyametten konuşacak. Hazreti Muhammed diyor, kıyametten büyük demeyelim. Nasıl? Siz demiş, beni bu yüzden görüyorsunuz. Kendiniz gibisin. Sayıp konuşuyorsunuz. Açsam diyor, o yüzümü diyor. Başta güneş, ay, yıldızlar. Yer yüklerinden oynar diyor bir zaman.